Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel ve kolay bir lifkenar modeli örneği göstereceğim. Bu şekilde çıtır çıtır pıtırcıklardan oluşan bir lifkenarı örmesi de çok kolay. Örneğimizi nasıl yaptığımızı bir önceki videomuzda zaten göstermiştim. Bakın, bitince de böyle kare bir çalışma elde ettim. Ben tabii tam kenar oyasını bitirmedim, videoladım hemen sizler için. Bitince de yine sayfamızda yer alacak modelimiz. İnşallah keyifle birlikte örebiliriz. Hadi detaylara geçelim. Evet arkadaşlar, ben lifimi bitirdim. Ve kenara küçük bir oya başladım. Sizlerle beraber de bu kenar oyasını birlikte çalışacağız. Ben böyle üzerime rengim beyaz olduğu için beyaz renkle devam ediyorum. Şimdi şöyle yaptım. Hep öyle devam ettiği için de yine birazcık ördüm, şöyle örnek görülsün diye. Yine fıstık olarak çalışıyorum. İlk birincisinde de bu şekilde yaptım. Hep şu iki ilmeği birleşik örerek yapacağız. Yani şöyle aralarını üçer zincir çekiyorum. Şimdi şuraya batacağım. Daha sonrasında buraya batacağım. Hep böyle iki ilmekte yapacağız bunu. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar tığa doladım. Şimdi diğerini atlıyorum. Yine oradan da 5 tane böyle ilmek alacağım. 3, 4 ve 5. Bakın böyle 2 fıstığım oluştu. Hepsini şimdi bir yapıyorum. Ve böyle sabitledim. Şimdi üzerine pıtırcık yapacağım. İlk yaptığım zincirli kısmım 4 ilmek üzerinden. Şöyle batıyorum. Birinciyi yaptım. Diğer pıtırcığım 3 ilmek. Sonraki pıtırcığım da 3 ilmek. Sadece ilk ilmeği 4 tane yapıyorum. O da 3 ilmek yaptığım zaman çok küçük kalıyor. Bir zincir yaparak fazla yapıyorum ki böyle hepsi eşit olsun diye. Aralarında tekrar dediğim gibi 3 zincirimiz var. Ve 5 tane fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar doladım. Şimdi diğerini atlıyorum. 1, 2, 3 4 5 Hepsini bir çektim. Ve son iki ilk ilmeği de bir çektim. 4 zincir. Şu tepelerinden batarak hepsinin içinden geçiyorum. Bu deliğe yapmıyorum, yoksa o zaman kocaman bir delik oluyor burada. O yüzden böyle zincirlerin içinden batıyorum. Yine aynı yerlerden batarak ikinci pıtırcımı yapıyorum. Böyle 3 zincir çekerek 3. pıtırcımı yaptım. Model çok kolay. En basit kenar oyası diyebilirim. Zaten fıstık yapmayı bir şekilde öğreniyoruz lif örerken. Diğer bütün örgü şallarda falan da hep fıstık mutlaka var. Çok da kolay yapılan bir örgü tekniği. 4 oldu. Bu da 5. Hepsini bir çekiyorum. Ve kalan iki ilmeği çektim. Yine 4 zincir. Şu ilk kanatlarından batarak pıtırcıklarımı yapıyorum. Şimdi şu düz taraflarında bu şekilde yaptım. Buralarda da yine bakın hep yuvalar var zaten. Bir buradan batacağım, bir buradan batacağım. Böyle
üçgenimizi şurada kuracağız. Sonra burada batacağız. Burada batacağız. Bu yan kenara da böyle yapacağız. Döndürdük. Buraya geldiğimiz zaman da yine bir tarafından başlayacağız. Bir de buradan. Şu üç tane ilmek zaten bizim ana zeminimizdi. Bir bu, bir bu. Burası bir blok. Sonra burası ile burası. Yani bu üç tane trabzanı bir araya getireceğiz yaparken. Şu ikisini tutacağız. Buraya yapacağız. İkisini tutacağız. Buraya yapacağız. Bu kenarda yine. Bakın hep boşluklar kendini belli ediyor. Bu iki yerden batarak üçgenimizi oluşturacağız. Ve burada kenarımızı yapacağız. Bakın çok kolay. Ve de böyle çıtır çıtır duran bir kenar modeli. Umarım sizler de bu modelimizi severek uygularsınız. Keyifli örgüler diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.